KRT ekranlarından herkese merhabalar. Bir Renkler programında daha birlikteyiz. Efendim malum kış geldi. Ben hemen hasta oldum ve sesim biraz tuhaf çıkıyor olabilir. Şu an konuklarım Mehtap Kurbanzade ve Sıla Topçam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün masal gibi bir bölüm çekeceğiz dedik. Gerçekten öyle hissediyorum. Rüyalar, masallar, her şeyi konuşacağız değil mi? Evet. Ben çok heyecanlıyım çünkü çok ilgimi çekiyor. Dedim ki girişte güzel bir masalla başlayalım. Acaba Sıla Hanımcığım bize güzel bir masal anlatır mı? Anlatmayı çok istiyorum. Çünkü bu hem dünyanın ilk masalcısının masalı hem de masalcılar aslında nasıl masal anlatıyorlar, niye masal anlatıyorlar onun cevabını verebilecek güzel bir masal. Lütfen. Ay. Bir zamanlar dünya daha yeni yaratılmışken, her şey çok daha yeniyken, bütün ağaçlar, bütün ormanlar, uçsuz bucaksız okyanuslar, bütün hayvanlar yeni yaratılmışken bir de kaya yaratılmış. Bu kaya bir dağın yamacında duruyormuş ve bu dağın yamacında şöyle bakıyormuş her gün, izlermiş. Güneşin doğuşunu izlermiş, güneşin batışını izlermiş, ayın hareketlerini izlermiş, yıldızların parlamasını izlermiş ve dinlermiş. Kuşların cıvıltılarını, arıların vızıltılarını ve izlermiş çiçeklerin açmasını, çiçeklerin solmasını her gün. Ve bu böyle uzun süre devam etmiş. Bir süre sonra o dağın yamacında bir köy kurulmuş. O köyde de bir tane çocuk yaşıyormuş. O çocuğun da annesi çok güzel ekmekler yaparmış. Bu çocuk da annesinin ekmeklerinden alırmış. Hemen yaşlı kayanın yanına gidermiş. Yaşlı kayaya gittiğinde her zaman hediye götürürmüş. Ya annesinin ekmeklerinden ya çiçek toplar götürürmüş ya meyveler götürürmüş. O da otururmuş yaşlı kayanın yanına ve izlermiş. Güneşin doğuşunu, güneşin batışını, ayın hareketlerini, yıldızların parlamasını, kuşların cıvıltılarını, arıların vızıltılarını her gün. Bu böyle devam etmiş. Bir gün yine çocuk yanında hediyeleriyle oturmuş yaşlı kayanın yanına ve hiç olmayan bir şey olmuş. Bir şeyler görmeye başlamış. Bir şato görmüş, bir ejderha görmüş, bir prenses görmüş. O kadar hoşuna gitmiş ki gördükleri, hemen koşmuş köyüne, ateşin başına oturmuş. Diğer insanlar da varmış. Anlatmaya başlamış gördüklerini. Onlar vay be demişler, o kadar güzel bir şey ki bu, daha devamı var mı? Bize anlatacağın başka şeyler var mı? Tamam demiş, yarın yine giderim Büyük Baba Kaya'nın yanına, yine dinlerim bir şeyler. Ve yine hediyelerini almış. Büyük Baba Kaya'nın yanına gitmiş ve görmeye başlamış. Okyanusu, altındaki kocaman bir balinayı, içinde bir tane adamı. Bu gördüğü şeyleri yine gitmiş, anlatmış insanlara ve onlar da çok beğenmişler. Onlar komşularını anlatmışlar, onlar komşularını anlatmışlar derken masallar böyle tüm dünyaya yayılmış. Gide gide de herkes anlatır olmuş. Bu sırada da çocuk her gün gidip masal dinlemeye devam ediyormuş. Bir delikanlı olmuş, zaman geçmiş, artık saçları kırlaşmış bir adam olmuş. Ve en sonunda bir gün yine hediyeleriyle gitmiş Büyük Baba Kaya'nın yanına ve oturmuş beklemeye başlamış. Sabahtan akşama kadar beklemiş, bir şey duymamış. Hayal kırıklığı yaşamış ve akşamdan sabaha kadar beklemiş, yine hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamış. O kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş ki kalkmış ayağa, bakmış şöyle kayaya, demiş ki neden Büyük Baba Kaya, neden artık bana masal anlatmıyorsun? Yine ses yok. Sonra başka bir ses duymuş. O ses ona demiş ki, Büyük Baba Kaya'nın sana anlatacağı bütün masallar bitti. Bundan sonra seninle ben konuşacağım. Bundan sonra sen hem Büyük Baba Kaya'dan duyduğun masalları anlatacaksın hem de benim sözlerimi anlatacaksın herkese. Ve adam kalkmış ve yürümüş. Dağları geçmiş, çölleri geçmiş, denizleri geçmiş, köyleri, şehirleri, kasabaları. Gittiği her yerde Büyük Baba Kaya'dan duyduğu masalları anlatmış. Ama bunun yanında kalbinden geçen sözleri de söylemiş herkese. İşte bu dünyanın ilk masalcısının masalıydı. O yüzden masalcılar hem duydukları masalları anlatırlar hem de kalplerinden geçen sözleri söylerler herkese. Wow. Evet. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Sesinize sağlık. Sizin de nasıl masal anlatmaya başladığınızı konuşacağız elbet. Ama önce masal gibi rüyalar görüyoruz. Bazen işte film gibi diyoruz, bazen çok kısaydı hatırlamıyorum, çok uzun da hatırlamıyorum diyoruz. Farklı farklı durumlar söz konusu ve herkese göre değişiyor. Evet. Rüyalarımızın nedeni nedir? Biz neden rüya görürüz? Bilimsel olarak açıklamışlar. Zaten biz gecede 5 kere REM uykusuna gireriz. Hı hı.
Ve beyin aslında muhteşem bir işletim sistemi. İçerideki o özdeki bilgiyi dışarı çıkarıp bize sesini duyurmaya çalışır. Ve dediğiniz gibi bir sürü senaryo vardır. Hatta korteks devreye girmediği için de bu süreçte bazen çok saçma dersiniz. Bu kadarı böyle olmaz. Evet. Evet, ya da aklımıza getirmemeye çalışırız veya işte düşünmemeye çalışırız. Ama buna engel olamıyoruz. Ancak hatırlayamadığımız oluyor. O da güne çok hızlı başladığımız ve işte yapılacak işlerin telaşı, güncel koşturmacalardan dolayı. Rüya beynin aslında kendini iyileştirmek için gördüğü bir eylemdir diyeyim. Bunu kendi sesini bizim o hatırlamadığımız, görmediğimiz sesini duyurmak için bize rüyalar ses ederler. Öyle diyelim. Peki kişinin bazıları diyor ki ben hayatım boyunca hiç rüya görmedim. O hatırlamıyor aslında. Hatırlamıyor. Mümkün değil. Bilimsel olarak. Hatırlayan beyinle hatırlamayan beyin arasında bir fark var mı peki? Biraz önce dediğim gibi şimdi güncelik işleri çok yoğun. İşte yani korteksin. Küçükken de hatırlamıyor. Küçükken zaten hani soyut hafıza gelişene kadar bunları söyleyemeyebilir ama bir takım hani ne bileyim uykusundan uyanır, dili döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışır. Yani insan oluştuğu an itibariyle beyin işletim sistemi zaten gelişmeye, evrilmeye devam ediyor. O rüyayı dediğim gibi günde yani her gece şöyle diyeyim. Rüyanın araç olarak kullanılması biz çok doğal bir şekilde gece uykusunda delta frekansına erişiyoruz. Hı hı. Bunu ancak belki çok büyük inzivalarda, işte çok derin meditasyonlarda filan. Biz bunu gün içinde böyle bir hayatı yaşarken bunu yapma imkanımız yok. O yüzden çok muhteşem bir bütünlüğe sahibiz. Beynimiz de gece bu rüyaları görerek iyileşmeye çalışıyor. Nasıl iyileşmeye çalışıyor? Buradaki sesi, içerideki o kayıtları size duyurmaya çalışıyor. Korteksimizde biz bunları analiz edip çözümlersek bize hizmeti bizden oluyor. Peki. Yani içten o hizmeti almış oluyoruz. Böyle güzel bir araç. Peki siz bu yola nasıl girdiniz? Birçok alanla ilgilisiniz. Evet. Bilimsel açıdan da bu konulara yaklaşıyorsunuz. Evet. İlginiz nasıl başladı? Şimdi bilimsel açıdan derken benim bilim tarafımdan bahsedeyim. Ben astronomi uzay bilimleri mezunuyum. Fakat hayatın işte yani hikayemdeki yolculuğumda benim kendi masalımdaki işte evlilik, çoluk, çocuk filan. Daha sonra ciddi bir travma geçirdim. Arkasından da çocuklarımı büyüttüğüm bir süreçti. O arada danışmanlıklar, tabii yardımlar, profesyonel yardımlar aldım. Ve hocamız doçent doktor Nusret Kaya ile tanıştı. 19 sene falan oluyor. Doğal olarak ben hani bugünkü Mehtap olarak hani koçluk yapıyorum, rüya analistliği yapıyorum. Ama benim yolculuğum da devam ediyor. Çünkü insan olarak benim de bir sürü kayıtlarım var ve ben de bunun üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Nusret Hoca ile tanıştıktan sonra rüyalarla tanıştık. Daha da doğrusu üniversite yıllarında Nusret Hoca'yı televizyonlarda da izlemiştim ama yani bu kadar yaklaşmamıştım. Kendisi kuyruk bilimini ifade ediyor ve sadece danışanlarına rüya analiziyle danışmanlık yapıyor. Hı hı. Bizler böyle sohbet esnasında bir sürü şeyi paylaşabiliriz ama bunlar ne kadar bizim hatırladıklarımızı konuşabiliriz. Ve kontrollüyüz her zaman. Evet, korteks çünkü korteksin işi bu. Ama işte beyinde üç beyin sistemi vardır ve bu beynin doğası gereği bizi hayvanlardan ve diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimiz korteksimizin olması. O devreye girdiği zaman biz hepsini çok güzel kamufle edebiliyoruz. Gün içinde de biraz önce dediğim gibi birden hani kalkıp işte işe yetişeceğim, çocuklar okula gidecek, yemek yapılacak, alışveriş yapılacak. Şimdi kortekste biz bunları üst beyinde düşünürken tabii alt beynin sesini, kuyruğun sesini duymuyoruz. Bu da gayet normal.
Danışanlarımıza hep şunu öneririz. Mutlaka başucunuzda bir defteriniz olsun. Rüya defteriniz. Uyanır uyanmaz hatırladığınız bu bir kelime olur, bir cümle olur, bir tarih olur. Hiç fark etmez. Bir paragraf olur. O kadarını hatırlıyorsunuzdur. Ama bunu yazın. Onun analiz değeri size çok yüksek hizmet ediyor. Bunun detaylarına devam edeceğiz. Sıla Hanımcığım, siz ne zaman anlatmak ihtiyacı duydunuz ve başladınız? Sizin de çocukluğunuzda mı başladı? Şimdi aslında çocukluğumda başlamış olduğunu ben sonradan hatırladım. Yani daha doğrusu sonradan bağlantı kurdum. Çünkü çocukken şöyleydi, Sıla bize bir şeyler anlat diye beni hep bir yerlere götürürlerdi. Bir ortamda ben hemen otururdum, insanlara bir şeyler anlatırdım. Kendi uydurduğum hikayeler anlatırdım. Elimde de oyuncak bir böyle ukulelem vardı. Onu çalarak insanlara bir şeyler anlatırdım. Sürekli olarak da konuşurdum. Zaten yürümeden konuşmaya başlamışım. Çok fazla konuştuğum için ve çok da düzgün konuştuğum için hep bana bir şeyler anlattırırlarmış. Ben oyunculuk bölümü mezunuyum. Oyunculuk okudum. Ve oyunculuk okuduktan sonraki yaşamım tiyatroyla geçti. Yani sahne üzerinde ders vererek geçti. Oyunculuk dersleri, yaratıcı drama dersleri. Hem çocuklarla hem yetişkinlerle pek çok çalışma yaptık. Ama bu masal anlatıcılığı olayı kızım doğduktan sonra aslında daha gündemime geldi. Çünkü ben şeyi fark ettim. Çok fazla kitap okuyorum kızıma Asya Mavi'ye. Ama hiç masal anlatmıyorum. Yani ve masal anlat, aslında masal da dinlememişim. Benim anneannem hep hikaye anlatırdı ama göç hikayesi anlatırdı. Onlar göçmüşler işte, İzmir'e gelmişler. Dedem kaçırmış bir de, o hikaye var. Dedemin kaçırılma hikayesi, anneannemin ilk denizi görüşü falan. Ama bir masal yok elimde. Sonra tam o dönemde, yani masallarla ilgi duyduğum dönemde şunu fark ettim. Anlatmak ve dinlemek bana çok iyi geliyor. Yani beni çok dönüştürücü bir tarafı oldu masalların. Bir de o zaman tam bir arkadaşım var, Efe Elmas. Beraber çalışıyoruz. Efe ile de tanıştığımız dönemdi. Ve ben böyle masallara ilgi duyuyorum. Biliyor musun böyle bir masal var, biliyor musun işte şöyle bir şey yapılıyor. O da mitoloji ve dinler tarihinde çok araştırmaları ve okumaları var. Aa, bu bu mitten, aa bu bu gelenekten. O da masallara böyle bakmamış. Yani çocukken okumuş ama bir hani bir sembolü var, bir anlamı var, bir arketipi var olarak. Sonra masal hayatıma, işte şu an 6. yıla gireceğim, yoğun bir şekilde girmeye başladı. Nüfuz etmiş belli ki. Evet, yüksek lisansımı yapıyordum o dönemde. Tez konumu da öyle seçtim. Günümüz masal anlatıcılığında eğitim ve hazırlık süreçleri diye. Kuramsal olarak da yani hem kendi alanımla birleştirdim hem de hayatıma çok nüfuz etti. Böyle bir başlangıç oldu benim için ama Asya Mavi bir şeydir. İlham kaynağı olmuş. Evet. Yolu çıkış. Her zaman burada anlatıyor konuklarımız. Gerçekten onları tetikleyen bir şey var. Özellikle çocuklar hayatlarına girdikten sonra daha başka oluyor tabii yolculukları. Evet. Hemen evriliyor. Meytap Hanımcığım, biraz önce laf arasında bahsettiniz. Kuyruk bilimi dediniz. Şimdi izleyenlerimiz merak ediyor. Kuyruk bilimi nedir? Nedir? Şimdi şöyle anlatayım. Bizim dünyaya gelmemiz sırası, yani oluş hikayemiz, yumurta ile spermin birleştiği an itibariyle şöyle bir nöral tüpün içinde oluşmaya başlıyoruz. Ve cenin halini düşünün. Bu en uç noktadan işte oluşmaya başlıyor ve daha sonra işte beyin oluyor. Virgül gibi. Evet, yani böyle bir sürü sembole benzetiliyor ve işte kullanılıyor. Daha sonrasında da bugünkü halimiz işte beyin ve omurilik sistemi, merkezi sinir sistemi oluşuyor. Onu hayal edecek olursanız beyin ve kuyruğu olarak düşünebilirsiniz. Nusret hocamız da, Nusret Kaya da, doçent doktor, bu araştırmalarını tabii kendisi de senelerdir psikiyatr, nörolojiden geliyor, nörolog olarak. Ve bu sistemi bütün kadim bilgilerde, her yerde incelemiş. En sonunda da bir ağacın dalları gibi düşünün, merkezi sinir sistemi, aynen organlara, böyle organları da yaprak diye düşünecek olursanız, bir sürü felsefede siz de bilirsiniz şeydir, yaşam ağacı, yaşam ağacı olarak ifade edilmiş. Biz bugüne kadar
gerçekten çok ön planda beyin, beyin sistemi, beyin konuşuluyor. Alt beyin de konuşuluyor. Freud'dan itibaren, daha sonra hatta Jung'un farklı açıklamalarıyla kendi üzerindeki rüya analizi çalışmaları bugüne kadar gelmiş. Bunların hepsinin harmanlanmasıyla beyin ve omurilik sistemini düşünecek olursak kuyruklu, evrensel, esas canlıyız. Ona baktığımız zaman dil, din, ırk, cinsiyet hiçbir fark görmüyoruz, göremiyoruz. Hepimizde bu beyin ve omurilik sistemi aynı. Ve bir tek organın değişimi söz konusu değil, o da beynin. Çünkü beyni tek başına omurilikli sistemden çıkartıp bedenden ayıramıyorsunuz. Temel canlı olması bu sebepten. Ve bunu işte evrensel kuyruklu canlı olarak ifade ediyoruz. Burada o oluşum esnasında demin bahsettiğim gibi nöral tüpte annemizin yumurtasından, DNA'sından gelenler, babamızın sperm bilgisi, onun DNA'sından gelenler, onlar zaten bizim ilk oluşum bilgilerimiz. Bu da ispatlanmış, hatta iki kimya profesörü Nobel ödülü almış, merak edenler araştırabilirler. DNA'larımızdaki RNA molekülleri bu bilgileri hem depoluyor hem de nesiller boyu bize aktarıyor. Biz bugüne kadar tabii ki bilimsel olarak işte kaşımız, gözümüz, burnumuz, bir takım davranışlarımız benziyor annemize, babamıza diyoruz ama mevzu birazcık daha derin. Masalların bizi bu kadar etkilemesinde de işte bu arketipler hepsi birbirine zincir olarak, yani varoluştan itibaren aslında bütün hikayeyi taşıyan bizleriz. Ve bunu nesillere aktarmak için de bizim kendi üzerimizde çalışmamız çok değerli. O yüzden her şey bize çok güzel hizmet ediyor. Bu masallı olur, rüya analiziyle olur. Rüya analizinin en temel hizmeti, dediğim gibi, hem kendi anne babanızdan gelen bilgiler ve onlardan nesiller öncesi gelen bilgilerin sizde kayıtlı olması. Bunları açıyorsunuz. Yani benim mesela Sıla Hanım'ın anlattığı masaldan etkilenmemle, oradan benim çıkarımımla sizinki işte bu sebepten çok farklı oluyor. Veya benim Ayşe'yi yargılamamla işte bir arkadaşımın "ay yok, o da öyle demek istemedi" çok demesinde evet, bendeki bilginin neyi nasıl algılayacağıma kadar çok büyük etkisi var. Yani biz bir sürü şey yapıp da diyebiliriz ki "ay yok canım, o öyle olmaz." Ama bu bendeki bilgiyle alakalı. O yüzden değeri çok önemli. Önemsiyorum ben de. Çocuklarımı da hep bu bilgiyle büyüttüm. Farkında olmadan benim de bilmediklerim, daha sonra öğrendiklerim, hepimizin olduğu gibi. Fakat insanın eğilimi biraz böyle bir suçlamaya yöneliktir. Hem dışarıda hem de içeride kendimizi suçlamaya yöneliktir. O yüzden diyorum ki kuyruk bilimini daha yeni duymuş olabiliriz ama hiç fark etmez, yolumuz devam ediyor. Ben ne kadar kendimde bu açılımları yaparsam, zaten hani çocuklarım olmuş olabilir, onlara da hizmet ediyor. Bendeki dönüşüm o şekilde, onlarda da dönüşümü yardımcı oluyor, öyle diyeyim. Mutlaka. Sıla Hanımcığım, peki tüm bunlar çok bağlantılı, ben şimdi kafamda deli sorular uçuşuyor ama böyle kalıpsal biraz gitmek istiyorum. İkinci bölümde dağıtırız epey diye düşünüyorum. Siz masallarınızı seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Masal mı siz seçiyor, siz mi masalı seçiyorsunuz? Karşılıklı bir aşk yaşıyoruz. Masallarda çok fazla masal okumuş oluyorum tabii ki. Bir şeye göre çok değişiyor. Anlatacağım yere göre, mekana göre, zamana göre, ama iki çeşit seçme var. Bir tanesi bir repertuar oluşturma seçimi var. Bir diğeri de orada hangi masalı anlatacağını seçmek var. Repertuar oluşturmaktaki konu gerçekten bir aşk gibi bir mesele oluyor. Çünkü 50 tane, 100 tane masal okuyup içinden yalnızca bir tanesi ilgimi çekiyor. Sonra
onu böyle dönüp dolaşıp o tekrar okuyorum. İşte bir düşünüyorum, hayal ediyorum. Orada benimle ne bağlantısı var onu bulmaya çalışıyorum. Benim yaptığım şey o, genel bir repertuarımı oluştururken. Ama gideceğim yerde masal seçimi yaparken de bağlamı düşünüyorum. Onu çok önemsiyorum. Bir de içimden ne geliyorsa ona da bir dikkat ediyorum. Ben cebimde 2-3 tane masal var. Mesela buraya gelirken de vardı. Hı hı. İşte hani şunu diyorum, birazcık hani kısa bir masal olsun. Hı hı. Çok uzun bir masal anlatmayayım. Peki o içi kısa masalların içinde şunlar var. Peki artık buraya geldiğinde içimden de bunu anlatmak geliyor diye anlatıyorum. Ya da işte bu arada... şiddet mağduru kadınlara masal anlattım. Cezaevinde masal anlatıyorum. Ya da hasta çocuklara masal anlatıyorum. Ya da özel okuldaki bir çocuğa masal anlatıyorum. Ya da bir yetişkine masal anlatıyorum, beni dinlemeye gelen. O zaman da değişiyor. Yani benim anlattığım masalları anlatma şeklim de değişiyor. Sadece o yüzden bir metin gibi değil, bir anlatı olarak da ele almak gerekiyor masalları. Tabii masallar hep sadece çocuklar içinmiş gibi algılanır ama halbuki o yetişkinler için de, herkes için, herkese hitap eden, hı hı, bir şey. Ve bunu da o simgesel dili çocuklara anlatırsan düz mantık anlarlar ve, tabii, alınması gereken çıkarımı yapıp geçerler. Ama yetişkinlerin irdeleyerek ve daha derin bakması gerekiyor. Hı hı. Ve o masallardan katman katman çok başka şeyler alabilirler. Evet, çok fazla şey çıkıyor. Bizim, hı hı, atölyelerimiz var Efe ile, Masal ve Arketip diye. O böyle bir günlük dolu bir kampta yapıyoruz biz onda. Masalı anlatıyorum, Efe onları işte sembole nasıl bakarız onu anlatıyor ve bazı sembolleri yorumluyor ve sonrası tamamen dinleyiciye kalmış. Biz onlara bu size ne hissettirdi, ne çağrıştırıyor, hayatınıza neye karşılık geliyor? Yani çok garip kapılar açıyor. Bizde de hep aynısı oluyor. Ben ya 5 yıldır aynı anlattığım masalım var ve her seferinde benim için bambaşka bir anlamı var. Başka herkes duygularla. Herkes kabına göre çünkü dinleyip algılıyor. Bambaşka şeyler aynı çıkıyor. Ya da o gün ona dikkat ediyorsunuz. Ertesi gün bir başka şeye dikkat ediyorsunuz. O yüzden masallar, mesela çocuklar der ya, bir daha anlat, bir daha anlat. Hmm. Aynı masalı bir daha, bir daha, bir daha duymak isteriz. Sıkılmayız yani. Çünkü o her, evet, seferinde değişir. Anlatan kişi diye göre değişir, dinleyene göre değişir, ortama göre değişir. Göre, o yüzden de sıkılınmıyor yani. Aynı şimdi bu masalı 2-3 gün sonra tekrar anlatsam bambaşka bir şey hissedersiniz. Bir de güzel bir böyle ormanlık bir alanda olsak. Evet. O başka, o zaman doğanın çok içinde. Başka, evet, özümüze daha yakın olduğumuz bir yerde eminim çok daha farklı hisler yaşatacaktır. Kampta çok güzel oluyor. Ateş, evet, başında anlatıyorum. Evet. Bütün gece sürüyor. Ateşin başında herkes böyle. Bir de hani yazın akşam, gündüz pişmişiz falan. Böyle gece biraz üşüyoruz. Ateşin başına, evet, oturmuşuz. Bayağı saatlerce masal anlatıyoruz. Evet efendim, kısa bir ara, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Mehtap Hanımcığım, hemen size şunu sormak istiyorum. Kültürümüzde bizim rüyalar ve analizleri var. İşte bazı din adamları yapıyor, ermişler yapıyor, kendinde o enerjiyi gören insanlar yapıyor. Bir sıfatının olmasına gerek kalmadan, ya da işte aile büyüklerine gidip soruyorlar. İşte anne ben şunu gördüm ya da nine bunu gördüm diye. Bu ne kadar doğru ve geçerli midir? Gerçekten insanların bunu yorumlayabilmesi mümkün müdür? Şimdi şöyle söyleyeyim, evet, kültürümüzde bu çok ananevi olarak hep aktarılmış, hı hı, hatta kitaplar var, rüya, evet, yorumları diye, dünyada da var, kullanılıyor. Fakat bunu bilimsel açıdan bakınca çok daha farklı değerlendiriyoruz. Çünkü bu yorumlarda, tabirlerde artık hurafeye kadar gidebiliyor, hı hı, ve bunun neyin ne kadar hizmet ettiğini bilmiyoruz. Tabii ki dediğiniz gibi işte dervişlerde veya o çok farklı söylemler olabiliyor. Ama bilimsel olarak rüyanın bir sembol dili var. Ve bu sembol dilinin çözümlenmesi yine kişiden kişiye de fark ediyor. Hatta ben size şunu da söyleyeyim. Aynı kişinin farklı rüyalarında o sembol dili bile değişebiliyor. Şimdi evrensel bir dil var, sembol. Hı hı. Bütün kültürlerde çok da derinden bakacak olursak gerçekten hep birbirine benzer, birbirini hissettiren evrensel bir dil var.
Burada Jung'un çok ve Freud'un çok tabii bu konuda hizmeti olmuş. Oradan çıkmış, arketipleri Jung zaten çok derin incelemiş. Ve o sembolleri kullandığın zaman bu yorumdan ve tabirden farklı oluyor. Yorum çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Ben de çocukken hep onlarla büyüdüm işte. Yılan gördüysen düşman. He, düşman veya ayakkabı giydiysen sıkıntı. Bakın hala aklımızda. Çünkü at beyni ve kuyruk sistemi gerçekten naçizane şunu söyleyeceğim. Aptal, yani ne duyarsa ona inanıyor. Kodlanıyor, ona kodlanıyor. Ve biz bu kodlarla bunlarla bir de hem zaten biz de atalardan gelmiş. Yani biraz önce Sıla Hanım bahsetti anneannesinin veya göç dedesinin göç hikayeleri. Şimdi öyle bir şey oluyor ki büyük bir işte ne bileyim hastalık oluyor, salgın oluyor. Kimisi marketten gidiyor ihtiyacı kadarını alıyor. Kimisi de bir bakıyorsunuz delirmiş vaziyette stokluyor. Veya kültürden kültüre bu değişiyor. Diyoruz ki o anda ya sen niye bu böyle yapıyorsun, bu kadar da olur mu filan. Yok öyle bir şey. Ondaki kayıt onu tetikliyor. Biraz önce dediğiniz gibi masalda hem siz anlatırken sizde tetiklenenler artıyor. Hem de karşınızdakine aktarımda bu tetikleniyor. Ne oluyor? İşte bu rüya analizleriyle de o sembol diliyle bu hatırlamadıklarımız, atalarımızdan gelenler çıkıyor. Ama benim hikayemdeki başka, Sıla Hanım'ınki başka. Onun için biz bunu böyle tek bir genelleme yapıp işte yılan gördün budur işte dersek, tersine çıkar. Evet, mi? Tersi çıkar. Rüyalar tersine çıkar derler. Ama atalarımız bir sürü şeyi böyle bilmeden bilerek bence ifade etmişler. Suya anlat derler. Biraz şaman kültürünün etkisi var bence. Bütün dinlerde. Aslında bilim var. Yani evet. Kendi yarattıkları tabiatı dinleyerek yarattıkları doğayı, bilimleri evet, var. Evet. Evet. Zaten bu şamanizm, paganizm yani her şeyin temelinde var. Varoluştan beri. Daha simyada kalıyor ama evet. Evet. Oraya zaten biz de o hakikate ulaşmaya çalışıyoruz. O hakikat de bizde. Bunu bütün kültürler söylüyor. Biz başkalarını araştırana kadar ben mesela şunu çok önemsiyorum. Sanat bu anlamda çok büyük hizmetler veriyor. Bir sanat eserine baktığınız zaman bile sizde neler uyandırıyor? İşte bunları tetikliyor. Ve iyileştirici gücü ortaya çıkıyor. Rüyalarda bu yorum tabir bir yere kadar çalışmış. O zaman ne diyelim izleyenlere? Rüyalarınızı lütfen yazınız. Tabirden ve tasvirden bu kitaplarımızı da çöpe atalım. Artık bir müddet sonra zaten analiz yaptırmasanız bile beyin onu şey yapmaya, rötuşlamaya ve iyileştirmeye çalışıyor. Bir müddet sonra yapılan analizler sonrası herkes kendi lisanınca bak şimdi bana at beynim ve kuyruğum bunu demek istiyor diye anlamlandırabiliyor. Dinleyelim yani kuyruğu. Evet, evet onu dinleyelim. Bütün atalarımız biraz önce onu bahsedecektim. Kuyruk denince ne geliyor mesela aklınıza? Hiç böyle kulağınızda kalan bir şeyler var mı? Ne gibi? Deyim mesela, gibi kuyruk mi? Gibi. Evet, Sıla Hanım çalıştığı için deyimlerimizde çok var, çok kullanılır. Evet. İşte ölen kişi kuyruğunu titretti. Ya. Evet. Kuyruğu tutmak. Deyimler, atasözleri. Onlara mutlaka bakın ve büyüklerimiz bunu biz derslerde de tabii ilkokulda çok öğrenmiştik bunları. Veya işte şey yaptı, acele telaşa düştü, kuyruğunu sıkıştırdı, kaçtı. Ha, evet. İşte hafif meşref hanımlara daha çok hitap edilir. İşte kuyruk sallıyor gibi. Veya ne bileyim ben aşk acısı, öfke çekenle kuyruk acısı çekiyor. Yani bunlar aslında bizim kültürümüzde de hep var olan bu içten çıkan söylemler. Biz şimdi kuyruk denince daha çok canlılardaki kuyruğa hani gidilebiliyor. Fakat biz bütün bir sisteme bakalım diyoruz. Sadece beynimiz bilim olarak tamam çok güzel inceleniyor. Ama bu sistem bütün, bütünlüğümüz buradan geliyor zaten. Hiçbirini birbirinden ayıramıyoruz. Masalın hizmeti o kadar büyük ki biraz önce dediniz ya büyüklere, yetişkinlere çok iyi geliyor. Çünkü orada bir çocuk var. O çocuğun da bizim bu yol boyunca büyümesi gerekiyor. Hani çocuğu büyütmeyin,
Hayır, evrilecek, o da evrilecek. Şimdi içimizde o yaşta kalsa o çocuk, o korkuyla, o endişeyle bize bunu yansıtıyor olacak. Hı hı. Halbuki elinden tutup birlikte bu yolda ilerlemede masal, işte rüya analizleri bu şekilde sizi hatırlamadıklarınızı hatırlatıyor ve noktaları açığa çıkarıyor. Ki bir yazıda okumuştum geçenlerde bir dergide. İşte bir yangın oluyor, bir kütüphane yanıyor ve çağırıyorlar desteği, yardımı. Hani yangından bir şeyleri kurtaralım diye. Elim diyor, hani farkında olmadan masallara gitti diyor. Yangında ilk kurtarılacaklar listemde diyor. Hiç fark etmemişim ama masallar varmış. O kadim bilgiler diyor. Tüm dünyadaki tüm veriler yansa bir şekilde bize onları hatırlatacaktır diyor. O kadar doğru ki. Evet. Tekrardan kuracaktır kendini diyor. Yani o yüzden yaptığınız şeyler çok kıymetli. Hı hı. Eğitmenlik hayatınızın neresinde bu durumda? Eğitmenlik de hep tam ortasında. Çünkü her zaman çok merak ediyorum. Ben nasıl anlatıyorum? İnsanlar nasıl anlatıyor? Nasıl çalışılıyor bu konu? Üzerine de çok kafa yoruyorum. Çünkü işin performans sanatı kısmını da çok önemsiyorum. Bir masal anlatırken bütün bedenimle oradayım. Sesimle, duruşumla. Ki zaten bir oyuncusunuz temelde. Hı-hı. O yüzden iyi hizmet ediyordur bedeniniz size. Evet. Ve ama şunu işte merak ediyorum. Nasıl ben kullanıyorum? Çünkü bazı şeyler bende biraz otomatikleşmiş. Yani içgüdüsel olarak çıkıyor. Ama bunlar hangi çalışmaların ürünü? Ve masal anlatıcılığıyla oyunculuk çalışmaları hangi açıdan ayrılabilir, hangi açıda birleşebilir, ikisinin çok büyük bir farkı var mı aslında gibi işin bu kısmını araştırıyorum. 2 yıldır da bir kendi düzenlediğim bir eğitimim var, Masal Kapısı diye, onu yapıyorum. Hı hı. Hem tezimden yola çıktığım bazı bilgilerle harmanlıyorum. Şimdi biraz daha geniş bir eğitim düşünüyorum. Bir de Efe ile verdiğimiz tabii büyük bir eğitimimiz var. Magical bir yeterlilik gerekiyor mu? İstiyor musunuz? İlk eğitim için gerekmiyor çünkü giriş eğitimi. Hı hı. Yani orada ben masal nedir, sözlü kültür nedir, anlatıcılık nasıl yapılır? Bunların bir temelini oluşturuyorum. Ama bundan sonra gelecek olanlarda biraz daha yoğun çalışmak istiyorum. Yoğun provalar yapmak istiyorum. Masala olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Dünyada da öyle. Hı hı. Artık alternatif birçok sanat dalına bu zaten yansıyor. Ama masalı unutmuştuk bizler. Size dediniz ya, ben masal okumadığımı fark ettim. Bana da okunmadığını fark ettim gibi. Birçok insan işte fıkraları masal zannediyor. Hani böyle bir yanlış da var. Evet. Ama artık herkes bunları tutunmaya başladı. Sizce nedeni nedir bunun? Değişen çok, dünyada. Çok konuşuyoruz kendi aramızda. Çok merak ettiğimiz de bir soru. Nedir diye size bana soruyorlar. Şöyleydi. İlk masal anlattığım zaman bu çok daha fazla duyulan bir şeydi. Ben çok duyuyordum. Geliyorlardı. Ay, ihtiyacım varmış. Ne kadar çok ihtiyacım varmış. İhtiyaç olarak söylüyorlardı. Gözlemlediğim şu. Sohbetlerimizde de hep bu çıkıyor. Biz hayal kurmayı rafa kaldırmışız. Maalesef bir dönem. Hep bir aracımız var elimizde. Kitap okumak çok güzel bir şey. Kitaplardan çok fazla şey öğreniyoruz ve dünyanın en büyük zenginliklerinden bir tanesi kitaplar. Filmler de öyle. Ya da telefona bakıyoruz, oradan bir şeyler görüyoruz. Ki artık ya da çoğunlukla telefona bakıyoruz. Ve hep bir aracı var aramızda, hayal dünyamızla bizim aramızda. Ama masal dinlerken, okurken değil. Okurken de o hayal gücü çalışıyor ama o değil. Çünkü dinlerken bambaşka bir şey oluyor. Dinlerken anlatıcı hem var hem yok. Hem bu mekandayım hem bu mekanda değilim. Unutabilirsin anlatıcıyı. Her şey flulaşıyor. Evet. Garip bir zaman dilimine giriliyor ve hayal gücü sınırsız olmaya başlıyor. Her şey hayal edebilirim ve her şeyi sadece oturarak canlandırabilirim. O kadar yapmıyoruz ki sadece oturmak. Nasıl yani? Çünkü sadece oturduğunda elin telefona gidiyor. Sadece oturduğunda, ay bir dakika şu işim vardı. Hani bir an durma molalarımız kalmadı ve başta da söylediniz ya, dinlemek. Dinlemeyi de unuttuk. Dinlenmeyi de unuttuk. Yani hangi zaman acaba böyle özgürce konuşabildik ki bizi dinleyecekler, lafımızı bölmeyecekler, telefon çalmayacak. Bunlar unutuldukça masallar artmaya başladı. Anlatıcılık artmaya başladı. Ve böyle aslında şunu söyleyeyim, hiçbir zaman tam olarak unutulmadı. Yani Anadolu'da unutulmadı, evet, köylerde evet, unutulmadı. Evet. Biz sadece modern dünyada, büyük şehirlerde bunun unutulmuş olduğunu artık elektrikler hissettik. Daha az kesiliyor ve jeneratörler var o yüzden. Evet, biz unuttuk aslında. Modern şehirlerde yaşayan insanlar için unutuldu. Ama işte tam böyle ucundan yakaladık bence. Ve çok fazla işimize yarıyor. Bizi çok besliyor. Masallar. Anonim masallar. Bu arada söylediğiniz de çok doğru. Masal deyince
İnsanların kafasında her şey masalmış gibi geliyor. Halbuki her şey masal değil. Yani mesela Andersen'in masalları masal mı? Andersen yazmış onları. Ama masal türünde yazmış. Şimdi Andersen'in masallarına bakarak bütün masallar hakkında genel bir yargıya ulaşamayız. Ya da çizgi filme çekilmiş olan bir masala bakıp o zaman da işte burada toplumsal cinsiyet ayrımcılığı var. Çünkü bu masal da böyle. Ama o masal değil artık. O birinin çekmiş olduğu bir film. Yani burada bir kafa karışıklığı var ve masala bir ön yargı da var. Masallar biraz tehlikeli, masallar biraz cinsiyetçi, masallar biraz şiddet içerikli. Aslında biraz kapsül gibi. Özür diliyorum böldüm ama her kültürün kendine ait bileşenlerini içinde taşıyan birer kapsül. Japon masalları, İran masalları, Türk masalları ya o kadar farklılar ki bir toplumu tanımak için, bir kültürü tanımak için en temelde bakılması gereken yerler diye düşünüyorum. Ki çok da kafa açan bir şey bu anlamda. Hiç düşünemediğin şeylerin senin karşında görüyorsun. Adam okyanusun 1000 fersah altında şehir kuruyor ve orada yaşıyor. Yani böyle ilginç şeyler kafan nasıl açılmasın haliyle. Efendim sizin bir veteriniz var. Demişsiniz ki en son kendin için ne zaman bir şey yaptın? Evet, izleyelim hazırsa. Bir başkası için rüya analizlerinde rüyanın bir sembol dili vardır. Bu sembol dili bile rüyanın gelişine ve kişilerin rüyasına göre, çünkü senaryolar dediğim gibi herkes de ayrı ayrı olabiliyor. Onun hikayesine göre bile dönüşebiliyor. Sizler rüyalarınızı mümkünse anlatmayın. Hiç kimseye yazın. Analiz ettiremiyorsanız bile yazın. Analiz değeri dediğim gibi size özel, o özünüzdeki bilgiye ulaşmak açısından çok değerli. Eğitimler alabiliriz, bize rehberlik yapanlar olur, koçluk yapanlar olur. Ama yine biz biliyoruz nereye gideceğiz, ne kadar gideceğiz. Aynı bilgiyi aynı ortamda alıyoruz ama benim kullanma ve onu hayata geçirme şeklimle Tuğba'nınki, Aslı'nınki veya sizinki, herkesinki birbirinden farklı oluyor. Aynı eğitimi aldık. Aynı şeyleri duyduk. Ve aynısına dedik ki, oh ya evet ya bu doğru. Ama benim hayata geçirmemle bir başka arkadaşımın hayata geçirmesi bu anlamda farklı oluyor. Çünkü kayıtlarımız çok farklı. Evet Mehtap Hanımcığım, bu içerikten biraz bahsedebilir miyiz? Şöyle, bizim Umay'da ben koçluk eğitimleri sonrasında koçluğu bırakamadığımı fark ettim. Rüya analizi de bende işte 18 yıldır, 19 yıldır çok deneyimlediğim güçlü bir deneyim aletti diyeyim sırt çantamda. Bunları birleştirip bir merkez açtım. Suadiye'de bir bilim sanat yaşam merkezi olarak. Çünkü bilimi sanattan ve bedenden ayırmamız, hiçbirini birinden ayırmamız mümkün değil. Bugün Sıla Hanım bir performans sergileyeceği zaman bedenine de çok iyi bakması, nefesini de iyi kullanması, sağlığına da iyi bakması gerekiyor. Ama onlar artık bu toplumda işte mecburen olan şeyler, virüsler yayılabiliyor. Bunların hepsi bir bütün. Bilgisini de alacak, kendisi de eğitimlerini alacak. Sanatın iyileştirici gücünü zaten kendisinde kullanıyor. Bu bir sanat icra ediyor. Çok güçlü. Ve ben kendi hayatımda da yol boyunca bir dönem sanata da girdim. İşte tarihti, sanat tarihiydi. Heykel yaptım. Heykelin ve sanatın o iyileştirici gücünü de deneyimleyince dedim, sporumu hiç bırakmayan birisiyim. Sağlıklı yaşam şeklini hep savunurum. Biz hem hayata bakışımızda biz sağlığı sadece biz bedensel sağlık olarak değerlendiririz ama her türlü sağlıklı bakış da çok önemli. Sağlık zaten bir bütün. Ve ben bu sebeple bir merkez açtım. Orada yaptığımız bir seminerdi bu da. Kuyruk bilimini aktarıyorum. Ve burada edebiyat atölyeleri, mesela 60 yaş üstü, daha çok tabii hanımların ilgisi çekiyor bu konuda. Onlara çok güzel bir sınıf yaptık. İşte drama yapıyorlar, yani yoga hareketleri yapıyorlar, art terapi yapıyorlar ve bir kitapla sohbet ediyorlar. Çünkü bu bizim ileri yaşlardaki beyin sağlığımız için de çok önemli.
Tabii ki bulmaca çözmek, sudoku yapmak ne kadar önemliyse kendiyle ilgili hayata dair bu deneyimler de aynı masalda olduğu gibi insana iyi geliyor. Siz şimdi o gün öyle bir süreçten geçince hayata bakışınız da dönüşüyor. Hani Ayşe Fatma'nın dedikodusunu yapana kadar bir senaryodaki veya bir kitaptaki karakterleri veya yazar ne demek istemiş? Bir derin okuma atölyemiz var. Hocamız da bu konuda muhteşem. Bizim okuduğumuz kitaptan öyle katman katman bir şeyler çıkıyor ki hayata bakışınız değişiyor. İşte bu tür atölyelerle ve beden terapisiyle bir şeyimiz var, merkezimiz var. İsteyen herkes böyle, gelebiliyor. İsteyen herkes gelebiliyor. Harika. Suadiye'deyiz, keyifli de bir mekanımız var. Her gelen bir kalmak istiyor. çünkü bu zaten bizim hayatımızın içinde olan, yani değişik bir şey yapmıyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Biz bu sohbetlerimizde ne kadar sağlıklı bakış açısını yakalarsak, o zaman bize iyi gelen, dediğim gibi aileme, ne bileyim ben eşimle uğraşmıyorum, çocuklarla tabii. uğraşmıyorum. Peki arkadaşlar rüya analizine gelebiliyorlar mı? Tabii oraya? Tabii ben evet koçluk seanslarımda rüya analizini de kullanıyorum. Orada yapıyorsunuz. Orada yapıyorum. Hı hı. İhtiyaçları olan başka bizde olmayan veya bak bu da olabilir diyebileceğimiz önerilerimiz, tavsiyelerimiz de oluyor. Harika. Burada işte hep birlikte böyle yol alıyoruz diyelim aslında. Çok güzel. Ne mutlu size. Sevdiğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Evet, evet. Ne mutlu. Sıla Hanımcığım, sizin peki yaptığınız çalışmaları yakından takip etmek isteyenler, katılmak isteyenler neler yapabilirler? Yani benim Instagram sayfamı Sıla Topçam diye takip edebilirler. İşte Facebook'tan da takip edebilirler. Birçok şehirde farklı işler yapıyorum. Hem İzmir'de yaşıyorum aslında ama Ankara'da Efe ile birlikte Magical Storytelling diye uzun dönem bir eğitimimiz başladı. Her ay Ankara'ya da gittikçe orada eğitim işte bir atölye yapıyoruz, bir masal anlatımları var. İstanbul'a gelip gidiyoruz, İstanbul'a çalışmalarımız var ama bunlar tabii ay ay değişiyor. Böyle çok şey bir takvimim var. Kadim İnsan diye de bir yeni internet dergisi kurduk. Onda harika. Da yazılarımızı yazıyoruz. Hem anlatıcılıkla ilgili yazılar, hem işte şamanizmle ilgili, paganizmle ilgili, hem de güncel böyle sanata dair, edebiyata dair yazılarımızın olduğu bir yer var. Oradan bakıp takip edebilirler. Böyle her ay şey değişiyor. Gündem takvim ve program değişiyor. Evet. Peki anlatıcılık yapmak isteyenlere ya da gerçekten masala ilgi duyduğunu şu anda fark etmiş olabilir. Bu kişilere ne demek istersiniz? Bu kişilere anlatın demek isterim. Çekince oluyor böyle anlatabilir miyim acaba yapabilir miyim diye. Bir başlamak gerekir. Bol bol masal okumak ve sonra onları bol bol anlatmak. Ve sonra gerçekten ben bunu nerede kullanmak istiyorum? Öğretmense ve sınıfında kullanacaksa ona göre bir yol ve yöntem çizmek. Eğer bir performans sanatçısı olarak ben anlatmak istiyorum diyorsa ona göre bir çalışma yapmak. Yani ne yapacaksanız ona göre sistemi kurmak gerekiyor. Çünkü çok geniş bir alan, disiplinler arası çalışmaya çok uygun bir alan. Ama kendi tarzını bulmak, kendi soluğunu bulmak için de bol bol bütün... Önce güvenli ortamlarda, ailede, yakın arkadaş çevresinde. Ben tüm sanatsal aktiviteler için bunu söylüyorum. Önce güvenli ortam. Hemen açmayın. Biraz böyle temkinli gitmekte fayda var. Çünkü yaratıcılık narin bir çiçek gibi. Evet. Ve onu böyle biraz serpilinceye kadar şöyle bir şey yapmak gerekiyor. İnsanlar kollamak gerekiyor. Tabii. Evet, kollamak gerekiyor. Sonra o serpildikçe daha çok ve daha çok paylaşmak. Harika. Sizler neler söylemek istersiniz? Şimdi Sıla Hanım bana bir feyiz verdi. Gerçekten yaptığımız her işte, bizim işte koçlukta da böyle, koçluğun da tanımı çünkü çok farklı algılanabiliyor. Önce güvenli alanda, yakın çevrenizde. Çünkü onu, o konuyu bir içselleştirmek gerekiyor. Yani tabii. Onun sizin içinize, sizin de onun içine yerleşmeniz gerekiyor. Ondan sonra ancak aktarabiliyoruz. Ve ulaşıyor. Yoksa hepimiz bir şeyler hani anlatabiliyoruz ama hani aktaramamış olabiliyoruz. Ben bu kadar kendi yolculuğumda, bu kendimle çalışmamda şuna vardım.
Artık kişisel gelişim, kişisel gelişim hani çok artık günümüzde çok konuşuluyor. Ama insanların artık kişisel devrimini yapmasını öneriyorum. Ve kendisi ve, yapmalı değil evet, mi? Kendisi yapmalı. Burada da kuyruk biliminde bizim çok önemsediğimiz bu temel inşaat dönemi dediğimiz bir dönem var. Bilim zaten yine bunu bahsediyor. Anne rahmindeki süreçlerimiz, doğum anı ve o 0-3 yaş dönemleri. Burada çünkü çok hem gelen kayıtlarımız var hem de bütün etrafımızda annemizden babamızdan duyduğumuz işte bir müddet sonra ne bileyim ondan yol aldığımız bir sürü ikinci el inançlarımız var. Evet bunlar için çalışalım ama artık yani bu toplumun nesillerin daha sağlıklı nesiller istiyorsak lütfen herkes kendi gerçekliğinde, kendi potansiyelinde ne varsa onu katman katman biraz açsın, ondan sonra biraz temizlesin. Belki çok temiz güzel şeylerimiz belki değil var. Çok, onları da evet. Alalım ve çok değerli yere koyalım ama biz değerini verelim, bilelim ilk önce. Çok güzel konuşuyorsunuz ama benim programın hani sonuna doğru da böyle bir tarafa çekilmek istemezdim ama benim canımı çok sıkan şeyler var. Son dönemde hepimizin canını çok sıkan şeyler var. Çok kirli bir dünyada yaşıyoruz artık ve biraz şans eseri oluyor o ana rahminde geçen süre, 1-0-3 yaş aralığı. Yani bu katiller yoksa boşuna nasıl yetişiyor? Onlar da anne rahminden doğuyorlar. Yani bunları temizlemek lazım aslında. Bence size çok görev düşüyor bu anlamda da. Bence buradan da seslenelim, bazı merkezler olur, işte hapishaneler olur. Tabii. İnsanları bu şekilde rehabilite edilebilir diye düşünüyorum. Ki edilmeliler de. Birilerinin de desteğe ihtiyacı var. Evet. Ve o insanların da sokağa tekrar bu şekilde dönmemesi lazım. Evet. Ondan sonra olan masum, hayatının başında ya da ortasında fark etmez, canları oluyor. Bizler de çok üzülüyoruz. Umarım daha fazla yaşanmaz bu şiddet ve kargaşa, kaos. İyi ki geldiniz. Buyurun. Ben çok kısa öyle bir noktayı açtınız ki evet. Değinmeden geçemeyeceğim. Tabii ki beyin kimyalarında olan farklılıklardan dolayı da yaşananlar var. Veya işte bu kayıtlardan dolayı da çalışılıyor. Ben inanıyorum. Hatta görüyorum işte her yerde bu tür çalışmalar yapılıyor. Hiçbir şeyin ben özellikle kendi ülkemizde dünyada da var. Hiçbir şeyin boş bırakıldığına inanmıyorum. Fakat herkesin bir hikayesi hani bizim kızdığımız, bizi etkileyen evet, yani bu evet. Olmasa da dediğimiz işin özü şuna geliyor. Biz kendi içimizde insan olarak kavgaya devam ettiğimiz müddetçe bu bizim eril ve dişi tarafımızın kavgası aslında. Cinsiyet ayrımcılığını biz dışarıda aramayalım. Şiddeti dışarıda aramayalım. Önce işte bu yüzden benden içeri bir benle ilgilenelim. Onu bir alalım, pamuklarla sevelim, okşayalım. Onlar bir bütünlüğünü bir fark etsin, yaşasın. Ondan sonra bu içimizdeki zaten o bütünlük dışarıda yansımasını gösterecek. Ama bütün dünyada o kadar çok şiddet, savaşlar, işte kortekste yaşayan insanların yaptığı savaşlar bunlar. Bizim bu sebeple kendimize dönüp, kendimize bakıp, o bizdeki gerçek potansiyeli görüp, açığa çıkarıp o devrimi yapmak. Ben kaç yaşımdan sonra bir iş kurdum ve bugün diyebiliyorum ki biraz önce sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Evet, sevdiğim işi yapıyorum. Uzun bir mesafeden geldim. Hiç fark etmez. Yol devam ediyor. O yüzden önce yola çıkmak herkes, lazım. Evet. Evet. Evet, yoldayız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Masal için de çok teşekkür ederiz. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mehtap Kurbanzade ve Sıla Topcan bizlerleydi. Hoşça kalın. Sağlıkla, sanatla kalın.